Seninle konuşacak çok şeyim var. Seni dilim dilim doğrarım lan. Senin hiç şerefin yok mu? Sen nasıl benim adamıma işkence edersin? Ne oluyor lan? Kaçalım. Canımızı kurtaralım. Kes lan. Durun! Durun dedim. Polat Alemdar. Kendini harcatma. Harca ulan! Harca! Bundan sonra ayağıma dolanma. Bu seni son görüşüm olsun. Bu kurumun başında ben varım. Ben olduğum sürece sen yoksun. Bu kurumu da, bu koltuğu da sana yedirmem Vural. Keyfini sür. Seni oturtacağım yeri biliyorum. Seni de ben değil Abdüley öldürecek. Ona sözüm var. Servet nerede Pürmüz? Aldılar abi. Abi nereye gidiyoruz? Cehenneme Pürmüz. Hadi. Tebrik ederim. Yeni patronun hayırlı olsun Alper. Biraz geç kalmadı mı sence bana haber vermek için? Usta, ani gelişme oldu. Ben başkanın yanındaydım. Başkan nerede? İçeride. Odanda. Abi. Sırası değil ama bir durum daha var. Ne var Erhan? Memat abinin tankerler ihbar edilmiş. Mazot yakalanmış. Vuralların işi mi Alper? Bu ara başka işle meşguller. Zannetmiyorum. Buluttur o zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar kurumdaki hadiseyi haber verdiler. Keşke çocuklar kurumdaki asıl hadiseyi haber verselerdi de ben oraya gitmemiş olsaydım. Orada kimin oturduğu önemli değil. Kurum bizim kurumumuz. Nasıl önemli değil? Adam birinci dakikada makam odasına Hakan'ı sokmuş. Kurumu çete merkezi yapmış. Buna nasıl müsaade edersiniz? Nasıl emekliliğinizi istersiniz? Bazı durumlar vardır. Çekilmeniz gerekir. Amerikalılar mı bastırdı? Evet. Ama bu durum değişecek.
Nasıl? Amerikalılar konsept değiştirdi. Kuzey Irak'ta Türkiye'siz güvenliği sağlama fikrinden vazgeçtiler. Bunun büyük risk taşıdığına karar verdiler. İsrail buna nasıl razı olacak? İsrail A'dan Z'ye kadar bütün planlarını yapmadan hiçbir şeye razı olmaz. İsrail gerekirse İran'la anlaşır. Ama burayı Amerika ve Türkiye'nin tek eline bırakmaz. Ancak Amerikalılar terör örgütünün tasfiye sürecine tam hakim olabilmek için bizim varlığımızı kurumda istemediler. Sizin planınız nedir? Bir taraftan misyonerlik mevzuu, bir taraftan gazeteci cinayeti, bir taraftan terör, bir taraftan çeteler. Çok karıştırdılar ortalığı. Hı hı. Bu tabloda bizim kaybediyor görünmemiz gerekiyordu. Biz de çekildik. İyi de Vural'ın orada oturduğu her saniye bu sıraladığınız maddelerin Türkiye'yi kan gölüne çevirmesi demek. Bunun bir bedeli olacak elbette. Ben size söyleyeyim. Bunun bedelini yine siz öderseniz de Vural ödemez. Ayrıca bedel ödeme zamanı değil. Bedel ödetme zamanı. İlk defa dünyada biz avantajlı durumdayız. İlk defa açık ve net Amerika, Rusya, İran, Avrupa bize bu kadar muhtaçken sizin bedel ödeme politikanızı kim belirliyor? Nereye kadar bu pasiflik? Pasif filan değiliz. Dediğin gibi belki de 50 sene sonra ilk defa aktifiz. Birileri koltuk derdiyle uğraşırken biz sorunları kökten çözeceğiz. Siz? Sizin kim olduğunuzu öğrenebilir miyim? Ben de bunu konuşmaya geldim zaten. Seninle görüşmeyi talep ediyorlar. Kimler? Derin devlet mi? Gerçek devlet. 2000 yıldır milletin ve devletin kaderini belirleyenler. Hay hay, görüşelim. Ben görüşme için akşam seni alırım. Hayırdır dayı, bu ne hal? La odayı mı diyorsun, beni mi diyorsun Can Polat? Seni diyorum, odayı ne diyeceğim? Kız, çat diye benim de sende gönlüm var. Demez mi? La bütün kale düştü. Ona güveniyordum. Beni kabul etmez diyordum. Lan onu da elimden aldı. E dayı, bunun nesine üzülüyorsun? Nesine üzülmeyeyim Can Polat. La felek 60'ından sonra kapımızı çaldı. Sen bu kızı istiyor musun, istemiyor musun? Öğlene kadar istiyorum. Öğleden sonra istemiyorum. O nasıl iş? Ya öğleye kadar veriyorum gazı ayarı kendime. La yaparsın halo. Edersin halo. Ya 60'tan iki, millet 80'de 90'da çocuk sahibi oluyor diye. La sonra gün batmaya dönünce kendimi görüyorum. La 60'ından sonra azana teneşir az diyorum. Sen burada boş kaldın. O yüzden böyle düşünüyorsun. Olacağı varsa olur dayı. Gereğini yaparız. Olmayacaksa da olmaz. Canın sağ olsun. Sen ne diyorsun Can Polat? Olur mu?
Olmaz mı? Bana net konuş. Dayı sen bir net ol. Ben seninle net konuşurum. İşimiz var şimdi. Örgüt taktik değiştiriyor. Ben umarım. Her sıkıştıklarda taktik değiştirirler. Şimdiki taktikler neymiş? Tam tasfiye olmamak için mafyacılık oynayacaklar. Parayı kontrol edecekler. Elemanları, örgütü diri tutacaklar. İş sende. Yeni uyuşturucu bağlantılarını öğren dayı. Hele şükür. Bak bir anda nasıl unuttum Elvan'ı. Belli, belli. Abi mahvetti beni. Bırak deli doktorunu. Şu dakikadan sonra desen ki delilere derdini anlatacaksın. Anlatırım. Aferin Kerem'e. Seni iyi yerden yakalamış. Neyse, söyledim çocuklara. Güvenilir bir psikiyatr bakıyorlar. Gerek var mı abi? Kerem Hoca yeter. Elimizde bulunsun da Abdüley. Hakan'ı gördüm bugün. Öldürdün mü abi? Ben sana öyle bir kötülük yapar mıyım? Elimizde mi abi? Yok Abdüley. Sen bir ayağa kalk da Abdüley. Elimize de geçiririz, kazığa da geçiririz. Misyoner meselelerinin arkasında kaç karlar var Tuncay Bey? Zaten siz mekanları basarken İnciller çıkmıştı. Evet efendim. Asu'yu Turan Kaçkar'la görüşmek üzere yolladım. Emriniz üzere kendisine bizim girdikleri her alana gireceğimizi ilettim. Tuncay Bey, sizden zor bir görev isteyeceğim. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Beni satacaksın. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Olur olur. Bal gibi olur. Kıza gönlünü kaptırmış gibi yapacaksın. Sonra sana işbirliği teklif ettiklerinde de kabul edeceksin. Asu Hanım, kesin onların adamı mı diyorsunuz yani? İşte bunu da öğrenmiş olacağız. Şüpheyle yaşanmaz değil mi Tuncay Bey? Haklısınız. Tuncay Bey. Gerçekten gönlünüzü kaptırmayacaksınız değil mi? Hayır. Nereden çıkardınız? Yine saçımla mı oynadım? Tuncay Bey sizin saçınız yok ki. Gel. Abi başkan gelmiş. Yukarıdan haber verdiler. Tamam Erhan. Sağ ol. Abi biz de geliyor muyuz? Yok Erhan. Abi gelseydik iyiydi. Neticede kim kimdir belli değil. Dün dostumuz olan bugün düşman. Bakınız Hakan. İşinize bakın Erhan. İşinize. Sen de burada kalacaksın Pürmüz. Abi kapıya kadar da mı gelmeyeyim? Ne alakası var Pürmüz? Gel. Sadece benim ve sizin gideceğimiz yeri bileceğini zannediyordum. Çocuklar belli bir yere kadar eşlik edecekler. Ondan sonra ayrılacaklar. Kamil ise benim özel adım. İyi.
Görüşeceğimiz insanların varlığını kimler biliyor? Sadece kendilerinin istedikleri, görüştükleri. Yabancı servisler? Böyle bir oluşumun olduğunu bilirler. Ama şahısları bilmezler. Nasıl gizli kalabiliyorlar ki? Kurumun içinde bile kaç kliğin adamı var. Gizlenebilmenin iki yolu vardır. Birincisi herkese değmek, ikincisi hiç kimseye değmemek. İkinci yolu tercih ediyorlar ve başarıyorlar. Pusu! İyi misiniz? İyiyiz. Satıldık. Artık yapacak tek şey var başkan. Hakan'ı da Vural'ı da öldüreceğim. Çocuklar nerede adam? Dışarıdalar abi. Arayıp çağırayım mı? Çağır koçum. Abi üstün üst tozlanmış. Bir şey olmaz adam. Sileyim abi. Gerek yok koçum.